Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz gibi masamda bir konum var. Fakat bu konu önceki konuklarımdan çok farklı. Son zamanlarda birçok evde denk geldiğimiz hava temizleme cihazları bu aralar çok moda. Benim de çalışma odam biraz küçük ve çalışırken çok fazla sağlığa zararlı duman üreten bazı kötü alışkanlıklarım olduğu için odam çok fazla kokuyor ve çok fazla duman altı oluyor. Ben de bu nedenle hava temizleyicisi ihtiyacım olduğunu düşündüm ve şöyle bir gezintiye çıktım ve karşıma fiyatıyla beni Cezbeden TCL Briva A2 H13 HEPA filtreli bu temizleme cihazı benim dikkatimi çok çekti ve hemen bir tane aldım. Hazır almışken Kutusunu açmadan sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer sizde benim gibi sıkıntılar yaşıyorsanız bir hava temizleyici işinizi görecektir diye düşünüyorum. Birçok kişiden yorum aldım ve internetten araştırdığımda bu cihazın şikayetimin son bulacağı özellikleri taşıdığını öğrendim. Ve birlikte gelin kutusunu açalım. Şimdi kutumuzu açmaya geçmeden önce ne yapıyorsunuz? Öncelikle kanala abone oluyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Aşağıya bir tane minik yorum yapıyorsunuz. Bir de hazır aşağı inmişken like butonuna da basıyorsunuz. Kutumuzun ön tarafında sadece bir sticker var. O stickerı şu şekilde bıçakla kestiğimizde kutumuz açılabilir hale geliyor. Kutumuzun içerisinde bakalım bizleri neler karşılayacak. Direkt olarak küpün üstünde bir adet priz bulunuyor. Daha sonrasında zaten şöyle de size de göstereyim. Direkt cihazımız baba gibi içeride duruyor. Bu arada şu detaydan da bahsedeyim sizlere. Benim odam aşağı yukarı 10 metrekare civarında bir ölçüye sahip. Bu cihazın da zaten birazdan teknik detaylarında da değineceğiz. 17 metrekarelik bir odaya yeterli oluyor. O yüzden bunu tercih ettim. Cihazın metrekaresine göre odam bir tık küçük olduğu için daha hızlı temizler diye düşündüm. Bu doğru bir mantık mı bilmiyorum ama ben alırım öyle düşündüm. Hemen şöyle poşeti de yırtayım. Şimdi öncelikle hazır poşeti de açıyorken ürün de önümüze çıkmış oldu. Ben tasarımını çok beğendim. Çünkü alt tarafı ince ve yukarı doğru şöyle tatlı bir ovallikle dışa doğru bir çıkıntı bulunuyor. Bu da tasarım olarak hem siyah rengiyle bence odada şık duracak gibi gözüküyor. Şöyle üzerindeki etiketleri de ben bir çıkartayım. Buradan şöyle bir etiketini alalım. Üzerinde hemen şurada ön panelde zaten tuşları bulunuyor. İşte açma kapama, timer'ı, işte fan hızı, oda kirliliği, eco modu gibi seçeneklerin tuşları direkt olarak üzerinde bulunuyor. Şimdi öncelikle ilk kurulum için alt tarafını bir açmamız gerektiği söylendi. Hemen şöyle altına birlikte baktığımızda şöyle bir tutma yeri bulunuyor ve bu tutma yeriyle birlikte kapak bizleri karşılıyor. Filtremiz önümüze geliyor. Hazır filtre demişken ve filtrenin poşetini açıyorken biraz filtrenin özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. Bu filtre için dördü bir arada filtre diyebiliriz. Çünkü en dış katmanında ince ön filtre bulunuyor. Bu ince ön filtre eğer evinizde bir evcil hayvanınız varsa veya evinizde çok fazla toz oluyorsa bu evcil hayvan tüylerini ve tozları tutmak için yer alıyor. Hemen bunun iç kısmına geldiğimizde gerçek HEPA H13 filtre bulunuyor. Bu filtrede akarlar, polen ve havadaki diğer mikropları tutması için yer alıyor. Hemen bir iç katmana daha geldiğimizde aktif karbon filtre bulunuyor. Bu aktif karbon filtrede işte benim olayımı çözecek olan filtre bu. Havadaki dumanı Yemek kokusunu ve diğer zararlı gazları sönümleyebilen bir yapıya sahip ve en içinde ve son olan fil filtrelizasyon sistemine baktığımızda negatif iyonlar bulunuyor. Negatif iyonlar nedir diyecek olursanız eğer toksinlerden ve tozdan korunmak için havadaki minik partikülleri toparlayıp çökeltiyor ve bununla birlikte tertemiz bir hava sirkülasyonu bu filtre bize sağlıyor. Ve bununla birlikte gelin bu şahane filtreyi cihazımıza takalım. Hemen tekrar şöyle alttan geçiriyorum. Zaten tık diye bir ses geliyor ve içeriye oturuyor. Daha sonrasında kapağımızı takıyoruz ve kilit yönüne doğru çevirdiğimizde gördüğünüz gibi filtremiz içeri hapsoldu. Hemen şu üst taraftaki filtre bölümünün üstüne şöyle bir kere tıkladığınızda tık diye atıyor zaten. Hemen buradan alt tarafı geçiş yaptığımızda burada bizleri bir alan karşılıyor. Öncelikle bu alanın yanındaki stikerleri bir çıkartıyorum. Burası çok önemli ve gerçekten çok keyif verici bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Neden diyecek olursanız bu bölümdeki kapağı çıkarttığımızda buraya su dolduruyoruz ve isterseniz aromatik kokular da bu suya ekleyerek hem havanızı nemlendiriyorsunuz hem de odanızı güzel temiz kokular içerisinde kokutabiliyoruz. Diğer hava temizleyicilerden kendisini ayıran en büyük özelliğinin de bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hava nemlendiriyor ve bu sayede özellikle astım gibi hastalığı olanlar için çok daha rahat bir hava, çok daha rahat bir uyku sizlere sağlayabilir. Şimdi demin zaten filtreyi gördünüz. Filtre yuvarlak bir biçimde ve aynı zamanda cihazımızın da alt kısmı yani filtrenin bulunduğu bölüm oval bir şekilde konumlandırılmış. Bu sayede hem yere yakın ve hem de 360 derece bir nefes alma, havayı çekme bölümü olduğu için zemine yakın alanlarda da dahil temiz hava dağıtımı bizlere sağlıyor. Şimdi tabi bununla birlikte böyle bir cihaz havayı temizliyor sürekli ve 17 metrekareye kadar olan bir odayı temizleyebiliyor. E doğal olarak bu cihazın bir çalışma sesi var. En yüksek olarak 58 desibele kadar sesi yükseliyor. Fakat siz bunu yatak odanızda kullanıyorsanız eğer uyku modunu aldığınızda bu ses seviyesini 26 desibele kadar düşürerek neredeyse fısıltı kadar bir sesle rahat bir uyku çekmenizi sizlere sağlıyor. Bu arada ufak bir hayal kırıklığına uğradım çünkü Briva A2'nin bir Wi-Fi modeli var bir de Wi-Fi olmayan modeli varmış. Ben bunu satın alırken sanki e, satan arkadaş Wi-Fi'den de yani telefondan da kontrol edebiliyorsunuz gibi bir şey sanki söylemişti diye hatırlıyorum ama benim elime gelen Wi-Fi'siz olanı çıktı. Siz de böyle bir şey satın alacaksanız veya TCL Briva A2 satın alacaksanız mutlaka ürünün sonundaki Wi-Fi ekine dikkat etmenizi öneririm. Sonrasında benim gibi hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü benim için çok önemli bir durum değil. Ben zaten odada kenara koyacağım, çalıştıracağım, duracak. O yüzden ben çok dikkate almıyorum şu an için. Ama başka bir şey olsaydı gerçekten bu ürünü alıp gidip birazcık carlayabilirdim. Evet yaklaşık bir aydır ürünü kullanıyorum. Şu an bulunduğum odada kullanıyorum ve ben günümün neredeyse 17-18 saatini bu odada geçiriyorum. Şimdi cihazın size artılarından ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle cihazın fan ayarları var. Yani düşükten yükseğe doğru 4 kademede ayarlanabiliyor ve son olarak otomatik modu bulunuyor. Otomatik mod odanın durumuna göre kendini ayarlıyor ve hızını da o şekilde kendisi düzenliyor. Fakat en son ayardayken gerçekten o kadar çok ses çıkartıyor ki Bazen otomatikten çıkartıp en düşüğe kendim alıyorum. Yani en yüksek moddayken sesi sizleri rahatsız edebilir. Fakat öyle olduğunda birinci veya ikinci kademeye düşürerek sesi azaltıyorum. Bir özellikle birinci kademede hiçbir problem olmuyor. Bir diğer konu toz ve tüy konusu. Evet tozu ve tüyü biraz çekiyor ama tamamen ortadan kaldırmıyor. Fakat odamdaki tüm kokuyu direkt olarak alıyor. Yani yani odama girdiğimde artık odam hiçbir şekilde kokmuyor özellikle üst tarafa su ekleyip ve sonrasında da birkaç damla esans eklediğinizde hem hiçbir koku kalmıyor hem de aksine güzel bir koku odanızı sarıyor yani toparlayacak olursam fiyatına göre gerçekten satın alınabilecek bir ürün özellikle duman kokusundan kurtulmak istiyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz ben de neredeyse %100 şekilde kokuyu kesti. Hadi bir hata payı bırakalım. %99.9 diyelim. Durum bu şekilde siz de buna göre kendiniz değerlendirebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa da mutlaka yorum kısmında yazarsanız cevaplayacağımı da unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.